Evet, her zaman saat 22.10'dan önce uyuyun. Bu bir emirdir. Hiç daha önce saat 11.11 iken saate baktınız mı? Sayıların arkasındaki anlama inanıyor musunuz? Belki de saate hiç dikkat etmiyorsunuzdur bile. Ancak son yapılan araştırmalara göre saate dikkat etseniz iyi olur. Çünkü uyumak için mükemmel bir saat var. Ve bildiğiniz uyku saati olumlu bak videoları izlerken değil. Resimdeki 10-10 sadece dilek tutmanız gereken şanslı bir sayıdan ibaret değil. Forza takviyeleri tarafından yapılan bir araştırmaya göre uyumak için en ideal zaman 22-10. Forza takviyeleri 1000 kişi üzerinde yaptığı araştırmalarda en iyi uyku düzenine sahip olan insanların 22-10'da yattıklarını keşfetti. Evet, bu oldukça spesifik bir öneri. Neden 10'da ya da 10.30'da değil de özellikle 10'u 10 geçe olduğunu merak ediyorsunuzdur sanırım. Ve evet, bu sayının arkasında bilimsel ve matematiksel bir açıklama var. Öncelikle derin uykuya geçmek yaklaşık 15 ila 20 dakika sürüyor. Ve 22.10'da yatmanız gece yarısından önce 90 dakikalık REM uykusu uyumayı garanti ediyor. İkinci olarak bu saatte uyumak sabah uyandığınız saate bağlı olarak uzmanların önerdiği gibi 7-8 saat uyumanıza da olanak sağlıyor. Ayrıca uyku düzeninizin uyanık geçirdiğiniz zamanın hemen hemen her yönünü etkilediğini de biliyor muydunuz? Evet, doğru. Bu araştırma her gün aynı saatte uyuyan insanların %82'sinin diyet yapma ve egzersiz rutinlerini sürdürme konusunda daha başarılı olduklarını da ortaya koymuştur. Ayrıca deneye katılanların %74'ünün sağlıklı bir kiloda kalmaları da düzenli uyku düzenlerine bağlanmıştır. Bunu biraz düşünelim. İyi bir uyku neden bu kadar önemlidir? Bunu açıklamak için bir benzetme yapalım. İyi bir uyku yeni bir ev inşa ederken düzgün bir temel atmak gibidir. Bu temelin üzerine inşa edilen her şeyin sağlam olması, temelin sağlam olmasına bağlıdır. Eğer temelde çatlaklar varsa duvarlarda da çatlaklar olur. Eğer duvarlar sağlam değilse çatı çökebilir. Peki ya tesisat? Başarılı ya da başarısız bir gün bir gece öncesinden başlar. Bildiğiniz gibi iyi bir uyku alamazsanız gününüz kötü geçer. Kafanız karışık olur ve diyetinizi etkileyecek kötü yiyecekler seçersiniz. Çok yorgun olduğunuz için egzersizinizi atlayabilirsiniz. Aynı zamanda işinizin de kötü etkilenmesi muhtemeldir. Büyük resme baktığımızda uyku probleminizin kontrolden çıkmasının hem fiziksel hem de psikolojik olarak genel sağlığınız üzerinde de büyük bir etki yarattığını görebilirsiniz. İyi bir uyku, sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak kadar önemlidir. Şimdi de iyi bir uyku uyumanın size sağlayacağı yararlardan bahsedelim. 1. İyi bir uyku konsantre olmanıza yardımcı olur. Uykunun konsantrasyonumuzu nasıl etkilediği üzerine yapılmış birçok araştırma vardır. Uykunun biliş, konsantrasyon, verimlilik ve performans açısından önemli olduğu birçok kez kanıtlanmıştır. Harvard Tıp Fakültesi Uyku Tıbbı Bölümü tarafından yapılan bir uyku araştırmasına göre 24 saat uyanık kalmak, kanda %10 oranında alkol bulunmasıyla aynı etkiyi yaratmaktadır. Ve ABD'de kandaki alkolün yasal sınırı %08'dir. Yani uyumadan bir gün geçirmek beyninize yüksek oranda alkol almış gibi zarar verecektir. İyi bir uykununsa hafızayı, problem çözme becerilerini, konsantrasyonu ve farkındalığı geliştirdiği kanıtlanmıştır. 2. Uyumak iyileşmeye eşittir. Özellikle de kendinizi kötü hissettiğinizde en az 8 saat uyumak bağışıklık sisteminizi geliştirir ve sağlıklı bir insanın soğuk algınlığı ve virüslerle savaşmasına yardımcı olur. New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'ndeki uyku tıbbı programının yöneticisi Dr. David M. Rappaport, uykuyu ertesi güne kolayca başlamak için her gece ihtiyacımız olan enerji depolama seansı olarak kabul etmemiz gerektiğini söylüyor. 3. İyi bir uyku, daha iyi bir sporcu olmanızı sağlayabilir. FatigueScience.com'da yayınlanan bir makaleye göre, uykunun spor performansı üzerinde büyük etkiye sahip olduğu 5 temel alan vardır. Bunlar tepki sürelerinin hızlanması, yaralanma oranlarının azalması ve genel sağlığın iyileşmesi, daha uzun performans süresi, isabet hassasiyeti ve hızlı koşu süreleri, daha az zihinsel hata. İşte sırf bunun için bile uyuyabilirim. Daha fazla söze gerek yok. Bunların hepsi harika. 4. İyi uyuyanlar daha az yer. Uyuyamadığınızda neden gelip gidip buzdolabını açarsınız biliyor musunuz?
Yetersiz uyuduğumuzda vücudumuzda grelin adında bir hormon salgılanır. Bu hormon iştahımızı açar. Uyuyamadığımızda iştahımızı bastırmakla sorumlu olan leptin hormonunun da salınımı kesilir. Yani vücudumuz iyi uyuduğumuzda bizi sağlıklı ve akıllıca şeyler yemeye teşvik ederken, uyumadığımızda kötü seçimler yapmamıza neden olur. Peki ya kötü uyuduğumuzda? Kötü uyku bizi nasıl olumsuz etkiler? İşte kötü uykunun risklerinden bazıları. 1. Kötü bir uyku kalp krizi ve felç riskini artırır. Uykunuzun süresinin ve kalitesinin sağlığınız üzerinde önemli etkileri var. Warwick Üniversitesi'nden Dr. Michelle Miller ve Profesör Francesco Capuccio'nun beraber hazırladığı ve Avrupa Kalp Dergisi'nde yayınlanan bir makaleye göre, uzun bir süre boyunca sürekli uykusuz kalmak, vücudun ciddi hastalıklara davetiye çıkaran kimyasallar üretmesine neden olmaktadır. Bu ciddi hastalıklar arasında kalp hastalığı, kalp krizi, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve obezite de bulunuyor. Profesör Capuccio, gece 6 saatten az uyumanın ve sürekli uyku problemleri yaşamanın kalp hastalığına yakalanma ve kalp hastalığından ölme riskini %48, felç geçirme ve felçten ölme riskini de %15 arttırdığını söylüyor. İnanamıyorum. Bir gece kuşu ya da erkenci olmak, her gün uyumanız gereken 7-8 saatten ne kadar feragat ettiğinize bağlı olarak sağlığınız için saatli bir bomba olabilir. 2. Uyku eksikliği bizi duygusal yönde etkileyebilir. Ara sıra üzgün olmak, insan olmanın bir parçası olsa da, depresyon ve anksiyete gibi belli başlı ruhsal bozuklukların kronik uyku bozukluklarına bağlı olduğu keşfedilmiştir. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, depresyon hastalarının %90'ının uyku kalitesiyle ilgili sorunları bulunmaktadır. Bu da tam bir çıkmaz sokak. Çünkü depresyon uyku sorunlarına neden olur, uyku sorunları da depresyona yol açabilir. Kısır bir döngü, öyle değil mi? 3. Uyku eksikliği vücuttaki iltihabı artırabilir. Sağlıksız bir uyku vücuttaki iltihabı artırmakla kalmaz. Vücutta iltihaplı hastalıklar olduğu durumlarda da uyku bozukluğuna sebep olabilir. Dr. Mark R. Zielinski tarafından TriveGlobal.com'da yayınlanan bir makaleye göre, iltihap az uyuyan ya da uyku bozukluğu olan kişilerde daha yaygın görülüyor. Bununla birlikte, kanser ya da diyabet gibi vücuttaki iltihabı artıran hastalıklardan mustarip olan insanlar uyumakta güçlük çektiklerini belirtmişlerdir. Uyumamak iltihaplanmayı, iltihaplanma da uyuyamama eğiliminizi artırır. 4. İyi uyumamak bizi sosyal açıdan uyumsuz bir insan yapabilir. Sosyal tepkilerimiz ve duygusal olma kabiliyetimiz de yetersiz uykudan etkilenebilir. Yeterince uyuyamadığımız takdirde sosyal düzeyde iletişim kurma ve duygularımızı yönetme yeteneğimizi kaybederiz. 5. Yetersiz uyku şişmanlamanıza neden olur. Bu videonun başında bahsettiğimiz temeli hatırlıyor musunuz? Kilo vermeye çalışıyorsanız, sağlıklı bir uyku düzeninin hedefinize ulaşmanız için diyet ve egzersiz kadar önemli olduğunu unutmayın. Siz yeterince uyuyor musunuz? Ya da belki uyku saati konusunda çok hassassınızdır. Her iki durumda da hepimiz uykunun vücudumuz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İdeal uyku saatini de bulduğumuza göre, saat 22.10'da yatağa girmeyi hedefliyor musunuz? Belki de 7 ila 8 saatlik uyku kuralına inanmayan bir gece kuşusunuzdur. Belki de yatağa çok daha erken girmeyi seviyorsunuzdur. Her iki durumda da 22-10 kuralına uymak sizin için ilginç bir değişiklik olabilir. Yeni bir alışkanlık kazanmanın 21 gün sürdüğünü söylerler. Öyleyse neden 3 hafta boyunca bunu deneyip ne olduğunu görmüyorsunuz? Ve siz bu düzeni denerken bu videoyu uyku sorunları olan arkadaşlarınızla ya da akrabalarınızla paylaşın. Belki birilerinin uyku rutinini düzeltmesine yardımınız dokunabilir. Yorumlarda videoyu beğenip beğenmediğinizi bizimle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi ve hayata olumlu bakmak için abone ol tuşuna tıklamayı unutmayın.